nokta çok önemli. Bir de koltuk altı lenf bezlerine sıçraması daha memenin işlevini yitirmemesi adına derecesine göre oradaki operasyonun yapıldığını anlıyoruz biz. Bu meme tümörlerinde, meme kanserlerinde söylediğimiz gibi doğru meme koltuk altına sıçramalar olabileceği gibi, olduğu gibi en sık oraya sıçrama olur. Koltuk altı lenf bezlerine, ama bunun yanında meme kanserlerinde vücudun uzak organlarında da sıçramalar olabilir. Mesela kemiklere sıçrama olabiliyor. Alınmaması takdirde. Tabii. Beyine sıçraması olabiliyor. Akciğer, karaciğer gibi organlara sıçrama söz konusu olabiliyor. Tabii o zaman bu sıçradığı yerlerde de tedavi gerekebiliyor. Oralarda da aynı şekilde ışın tedavisi veya kemoterapi yapılması gerekiyor. Genç yaşta yakalandığı zaman hastaların, hanımların böyle bir hastalığa maalesef genç yaşlarda bu sıçrama riski daha fazla oluyor, daha agresif seyredebiliyor. İleriki yaşlarda daha tümörün ilerleme, büyüme, yayılma hızı da biraz daha azalmış olabiliyor. Bunun için tümörün erken yakalanması, hastalığın erken yakalanması ve erken tedavi edilmesi çok önemli. Hanımların buna çok dikkat etmesi gerekiyor ve periyodik olarak belli aralarla, mesela diyelim ki sık sık banyo yapıyorlar, en azından ayda bir kendi muayenelerini de yapmaları lazım. Kendi muayenelerini genellikle elleriyle, avuç içiyle, parmaklarla, genellikle elin üç parmağıyla meme dokusunu göğsüne sıkıştırarak memenin her tarafını düzgün bir şekilde, mesela saat yönünde dolaşarak muayene edebilirler ve memenin, meme başının etrafındaki o renkli areola dediğimiz kısmı muayene edebilirler. Koltuk altlarını muayene edebilirler. En çok dikkat edecekleri şey ellerine bir kitlenin gelmesi. Bunun yanında böyle aynaya baktıkları zaman meme başında çekilme var mı? Meme üzerinde bir kabarıklık var mı? Memenin bir yerinde bir çukurluk var mı? Üzerinde portakal kabuğu görüntüsü var mı? Kızarıklık var mı? Bu gibi durumlara dikkat etmeleri gerekiyor. Böyle bir durumda da yine uzmana gitmeleri ve gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekiyor.